Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık EYT ile ilgili son sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri söyleyecek sosyal güvenlik uzmanı Ahmet Kurtuluş da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayın olarak Teşekkür ederiz. Birçok soru işareti <laughs> affedersiniz yanıt buldu ama yeni soruları da beraberinde getiriyor. Müsaadenizle öncesinde o sorularla başlayayım. Birkaç soruyu arkadaşlarımız derledi. Eksik olan prim günümü ve çalışma süresini 2026 yılında doldurdum örneğin önümüzdeki evet. 3 yıl içerisinde. EYT düzenlemesinden... ...yararlanabilecek miyim? Yani bir kazanılmış hak var. O süreç devam edecek mi? Ne dersiniz? Sorularla başlayalım. Tabii ki sorularla <laughs> başlayalım. Ee, bu sorunun özelinde bakarsak aslında genele yayalım bu soruyu. Yani... E... 99 öncesindeki şartlarımız neydi? Kadınlarda 20 hizmet yılı, erkeklerde 25, 25. hizmet yılı ve 5000 prim gününü dolduranlar herhangi bir yaş şartına bağlı kalmadan SSK emekli. Tabii Bağkurda kurda 9000 olarak. gün. Bağkurda da bayanlarda 7200, erkeklerde, erkeklerde 9000 günün, günün şartını dolduranlar herhangi bir yaş şartına bağlı kalmadan emekli olabiliyorlardı. Dolayısıyla şu anda yaş şartı ortadan kaldırıldığı için bu 2026 yılında da bu şartları sağladığınızda, hatta daha ödeye getiriyorum, 2030 yılında da sağladığınızda bu şartları ne zaman sağlarsanız o zaman emekli oluyorsunuz. Özetle yani, kazanılmış bir hak var, kazanılmış hak kaybı hak, olmayacak. Hak kaybı olmayacak, prim gün sayısından taviz verilmedi ve hizmet yılından taviz verilmedi. Bu iki şartı doldurduğunuz gün, tarih neyse o tarihte emekli olabileceksiniz. İkinci soru aslında zihinlerde o tartışmayı yaratan soru, prim günü yetersiz ancak... Evet. Yaşı ilerlemiş olanlar için tanınan bir kısmi emeklilik hakkı var. Bu korunacak mı? Burada da altını çizmem evet. gereken konu yaşı ilerlemiş yani yaş şartını sağlaması gerekiyor. Evet. 99 sonrasında da 58 ve 60 yaş şartını sağlaması gerekiyor. Doğru anlıyorum herhalde. Onlar için bir erken emeklilik örneğin ben 2000'de sigorta girişliyim. Evet. Benim için bir erken emeklilik kıl payı kaçırdım diye söz konusu değil. Söz konusu değil. Bu e, kısmi emekliliği biraz açalım isterseniz. Değil. Şimdi bu kısmi emeklilik, emeklilik de şöyle. Belli bir yaşı e, doldurmuş olan ve artık e, belli bir prim gün sayısını doldurmuş olanlar ki birazdan detaylarına değiniriz. E, e, bir emeklilik hakkı tanınıyor. Yaştan dolayı artık yaşlı statüsünde olan kişilerin yaştan dolayı tanınan bir emeklilik hakkı. Bunlar normal şartlarda e, biz prim gün sayısı ve prim ödeme süresine göre bir emekli maaş kazanırken... Bunlar en düşük tutar üzerinden emekli olabilen çalışanlarımız oluyorlar. Şimdi burada 99 öncesi 99 ile 2008 arası ve 2008 sonrası diye ayırmamız gereken bir süreç Doğru. var. 99 öncesinde SSK'lı çalışanlar için 15 hizmet yılını ve 3600 gününü dolduran Bayanlarda 50 yaşında olan, erkeklerde 55 yaşında olan çalışanlar emekli olabiliyorlardır. Bu prim, prim tutarı, prim gün sayısı Bağkurlar için 5400 gün idi. 99 sonrasında işe başlayanlarda ise bu prim gün sayısı 4500 güne yükseltiliyor ve çalışma süresi 25 yıla yükseltiliyor. Emeklilik süresi yine emeklilik yaşı yine 58 ve 60'a yükseltiliyor. Yani burada şöyle bir soru işareti oluşuyor. Siz yaşı söylemeden baktığınız zaman evet. o prim gününü ve yılı dolduranlarda bir erken emeklilik ya da kısmi emeklilik olur mu? Hayır, onlar da ee, yaşa takılıyorlar. Evet, bu maalesef 58 ve 60 yanlış, yanlış, yaş evet. var. Bunun altını kalın kalın çizelim. Evet. Ee, yani ben 2000'de ya da 8 Eylül 2000'e gitmeye gerek yok. 9 Eylül girişli olduğunuz takdirde evet, evet. şu an itibariyle yaşa takılıyorsunuz. 58 evet. ve 60 yaş var. Kısmi evet. emeklilik. Evet. Ee, ...mevcut haliyle devam ediyor. Yeni bir düzenleme yok. Evet. Bağ da kısmi emeklilikten yararlanabiliyor mu ifade ettiniz aslında? Tabii Buyurun. biraz önce de değindiğimiz gibi yararlanabiliyor ama biraz daha fazla prim gün ödeme şartları var. Bağkurlar için prim gün ödeme şartları 5400 gün olarak 99 öncesinde ve 2008 sonrasında da bu şekilde devam ediyor. Ee, yaş 99 öncesinde yine Bağkurlar için de 50-55, 99 ile 2008 arasında 60-62'ye yükseltiliyor... 2008'den sonrasında da kademeli olarak 65 yaşa yükseltilen bir durum söz konusu. 18 yaşla ilgili 8 Eylül 99 tarihinden önce işe başladı ama 18 yaşından küçüktü. Sonrasında EYT'li olabilecek mi? Burada da bir küçük nüans verelerde 18 yaşını doldurduktan sonraki 25 yıl e, fiili iş günü buyurun. Evet bu husus e, biraz bu hususa biraz daha detaylı değinelim buyurun. isterseniz. Bu hususta çok soru geliyor çünkü bize. Şimdi burada bahsi geçen 18 yaşından küçük olan çalışanlar derken burada bahsi geçen kişiler stajyerler değil. Stajyerleri, Stajyerleri dışarıda tutuyoruz. O ayrı bir olayın tartışma. Bu dışında tutuyoruz. E, bunun haricinde 18 yaşından önce çalışmış ve uzun vadeli sigorta primi ödeyen çalışanlarımızdan tamam. bahsediyoruz. Bu çalışanlar EYT kapsamında olacaklar. İşe giriş tarihleri geçerli olacak. Ancak 25 yıllık hizmet sürelerini hesaplarken 18 yaşını doldurdukları günü baz alacağız. Yani yine sizin örneğiniz üzerinden gidelim. Hep böyle tam uç noktalarda örnekleri seviyorsunuz. Doğru. Ee, 1 Eylül 99'da iş hayatına girmiş bir kişi 15 yaşında ise bu süresi 18 yaşında doldurduğu süreden itibaren başlayacak ve takriben 2026 2027 yıllarında Yani 18 olacak. yaşındaki doldurduğu süreyi 25 yıla toplayacak evet. ve geldiği süre 25 yıllık fiili iş gününü yılını doldurduğu için emekli evet. olacak. Bunun da altını çizmiş olurum. Evet. Varsa ekleyeceğiniz alayım. Yeni soruya geçeyim. Tabii. EYT dışında en erken emeklilik hangi koşullarda mümkün? E bu aslında yılın son haftası çok konuştuk. Evet. E askerlik ve doğum borçlanmaları ile ilgili. Sanırım o iki başlığın dışında bir başlık var mı diye merak ediyor izleyicilerimiz. Onu da konuşalım. Onu konuşalım. Askerlik doğum borçlanmasının uzun uzun konuşuldu zaten tamam. bütün programlarda da. Tekrardan çok fazla irdelemeyelim isterseniz. Onun haricinde malulen emeklilik ve iş kazası dolayısıyla malulen emeklilik şartları var. Bunun için tabii çalışanların %60 iş gücü kaybına uğramış olması gerekiyor. Ve %60 iş gücü kaybına uğrayan çalışanlar 10 yıl süre ve 1800 gün prim ödeme şartlarını yerine getirdiklerinde bu mahallen emeklilikten faydalanabiliyorlar. Erken emeklilikten herhangi bir yaş vesaire koşuluna takılmadan emekli olabiliyorlar. Tabi bu süre 10 yıllık süre ikinci bir kişinin bakımına muhtaç hale gelen bir çalışan için bu süre de ortadan kalkıyor. Tabii. Direkt olarak e, emekli olabiliyorlar bunun haricinde de ee, erken emeklilik erken mümkün emeklilik söz konusu değil EYT evet. dışında evet. hizmet birleştirme başvurusuna emeklilik dilekçesini verdikten sonra mı talep edeceğim bir hizmet birleştirme söz konusu bununla evet. ilgili bir yasal düzenleme de çalışılıyor malumunuz evet. Bağkur ve SGK ile ilgili o ayrı ayrı hizmetler buna yönelik de mesajlarınızı almak istiyorum. çok soru gelen başlıklar evet verir. hatta emekli sandığında emekli sandığındaki iller için de bunu da e, bu uygulamanın içerisine dahil edebilir. Şimdi hizmet başvurusu emeklilik dilekçesinden önce yapılması gereken bir işlem. Doğru. Yani 3 tane 4A 4B 4C diye ayırdığımız SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nda çalışanlar bu süre içerisinde çalışma hayatlarının içerisinde her üç sigorta kolunda da farklı tarihlerde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla bu hizmet birleştirmesini yapıp daha sonrasında sisteme emeklilik müracaatını yapmak zorundalar. Tabii ki bunun için yine her zaman altını çizdiğimiz husus SSK müdürlüklerine gitmelerine gerek yok. E-Devlet üzerinden de bu müracaatlarını gerçekleştirebiliyorlar. E ez cümle hizmet birleştirme başvurusu emeklilikten önce yapılmak zorunda. E sonucunda ne ile emekli olacağını görecek. Bağ kurumu SSK önünde Önce Bağkur'la başlamış, sonra SSK'yle devam etmiş ama Bağkur üzerinden görünüyor. 5000 günde emekli olur muyum diye çok soru geliyordu. Evet. Eğer Bağkur e, hizmet birleştirme sonucu ortaya çıkıyorsa 9000 güne uzuyor erkeklerde. E, böyle küçük nüanslar da var. Evet. Devam edelim. 7. Evet. soru, eksik e, günlerimi tamamlamak için borçlanmadan başka seçeneğim var mı? Ne dersiniz? E, borçlanmadan başka seçeneğimiz isteğe bağlı sigorta müracaatı yapabilirler. İsteğe bağlı sigorta ile yaptıklarında... Bu şekilde eksik günlerini tamamlama şansına sahip çalışanlarımız. Kıdem tazminatına gelelim. Çokça konuşuluyor e, evet. gündemde de kıdem tazminatı. E, emekli oldu EYT'li, kıdem tazminatı alınacak. Yasada da net bir ifade var aslında ama yine de sormuş izleyicimiz, biz de paylaşalım. Taksitle ödenebilir mi? E, son ile birlikte sanırım işverene de değil, doğrudan çalışan hesabına yatılacak bir KGF düzenlemesi de var. Evet, bu... Kanunda çok net değinilmiş bir husus dediğiniz gibi kıdem tazminatı peşin olarak ödenmek zorunda çalışana Ancak her iki tarafının rızası olması halinde taksit ödeme söz konusu olabilir. Evet. Fakat EYT'liler için çıkartılan son Hazine Bakanımızın yaptığı çalışmada açıkladığı üzere, belirttiği üzere e, buradaki kıdem tazminatı kredi garanti fonundan sağlanacak ve direkt çalışanın hesabını yatacak. Bu aslında çok doğru bir uygulama oldu. Çünkü işte bu doların geçen senelerde coştuğu dönemde Belli kredi avantajları sağlandı. Maalesef işverenlerimiz onu sağlanan amacın dışında kullandılar. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için de çalışanların direkt hesabına yatırılması yöntemi seçildi ve dolayısıyla da zaten çalışan direkt hesabına yatırıldığı için herhangi bir taksit ödemesi söz konusu olmayacak ve çalışanlar bunu nakit olarak elde edecekler. Kıdem tavanını da sorayım. Bir tartışma yaşanmıştı. Malumunuz yasal bir düzenlemeyle %30'luk süreç kabul edildi ama o ana kadar özellikle sosyal medyada paylaşılmıştı. Daha düşük bir kıdem tazminatı tavanı görünüyordu ama şu anda o da yükseltildi. 19 bin liranın 20 bin liranın hemen altında gibi bir kıdem tazminatı tavanı var. Kıdem tazminatı tavanı Oralarda sorayım. bir yerde tabii memur aylık taban kat sayısıyla çarpılarak hesaplanan bir oran. Dolayısıyla ilk açıklandığında %25 üzerinden açıklandığı için 17 bin lira civarında bir rakamdı. Şu anda da 19 bin üzerine yükseltilmiş durumda. Ekleyecekleriniz varsa son cümlelerinizi alayım sizi uğurlayayım. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, anladığım kadarıyla yasa çıkana kadar da konuşulmaya devam edecek. Çünkü evet. meclis görüşmelerinde de hala yasal e, süreç içerisinde canlı bir e, düzenlemeden söz ediyoruz. Bakacağız. Özellikle stajla ilgili belirttiniz. Stajla ilgili çok soru size de geliyordur, evet. bize de evet. geliyor. Meclis sürecini takip edeceğiz, göreceğiz. Umarım herkes taraf için de Ve Herkes için iyi olur diyelim. Ahmet Kurtuluş bizlerle de. çok teşekkür ederiz.